Efendim, selamun aleyküm. Kısa bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Bana sürekli gelen sorulardan bir tanesi. Abi ben Konya'dayım. Bana bir araba gönderir misin? Teşekkür ederim. Ee, efendim, normalde ben de prosedürü çok bilmiyordum. Ama sizin için bir bakayım dedim prosedüre. Burada arkadaşım biri yıllardır araştırdım diyor. Buraya bir yazı yazmış uzun uzun. Ee, malum bu bilgilerin hepsi bir yerde bulmak zor oluyor. Ulan uyandım sabah sabah video çöküyor. Şimdi e, burada birkaç şart var. Diyor ki iki farklı şey var. Bedelsiz otomobil ithalatından kimler yararlanabilir diyor. Diğeri de yurt dışından getirilen araçlar hangi şartlar taşımalı diyor. Şimdi bedelsiz otomobil ithalatından kimler yararlanabilirin altında yurt dışında en az iki yıl ikamet ettikten sonra ikamet adresini kesin olarak Türkiye'ye alanlar. iki yurt dışına atanan kamu görevlileri Türkiye'ye dönüş yapmak istediğinde 3 Türk vatandaşlığına geçen ve ikamet adresini Türkiye'ye alanlar 4 yurt dışında ölen kişinin bla, bla, bla mirasçı falan pişman 5 malul ve sakatlar mecburiyet olduğu için diyor. Not var altında her aile sadece bir otomobil ithal edebilir. Evlilik yoluyla Türkiye'ye yerleşenler ve çifte vatandaşlık bulunan kişiler yurt dışından araç getirme hakkından yararlanamaz diyor. Şimdi bunun hemen altında da Şimdi yurt dışından getirilen araçlar hangi şartlar taşımalı? Arabanın kendi şartlarına bakıyoruz. Araba 3 yaşından büyük olmamalı. Yani şu an itibariyle en yaşlı araba 2014 model olması lazım. Ancak araç yaşı şartı malul ve sakatlar için önemli değildir diyor. Böyle bir şart alınmaz. İki, yurt dışından işte en çok can sıkan bu şimdi bak. Yurt dışından getirilmek istenen araba kimin adına yurt içine sokulacaksa onun üzerine en az 6 ay öncesinden adına kayıtlı olmalı. Sizin ithal etmek istediğiniz araba zaten sizin olmamış olması lazım son 6 aydır. Yoksa öyle bir şey yok. Gelmiyor. Engelli değilseniz yani. Yine bu şart malul ve sakatlar için aranmıyor demiş. Arabanın en fazla şoför dahil 8 koltuklu olması gerekiyormuş. Malul ve sakatlar ithal edecekleri araçta özel imal edilmiş hareket ettirici tertibatlar bulunmalı. Ben size göstermiştim ya yani burada vardı işte özel engelli araçları diye. Ön koltuk dışarı çıkıyor, arka taraftan tekerlekli giriş yeri vesaire var. Özel tertibatlar bunlar olması lazım herhalde. Yani. Motor hacmi de 1600 cc'yi geçmemesi lazım diye. Evet bu linki size vereyim arkadaşlar. Buraya güzel bir okuyun anlamak isteyenler. Yani niye Türkiye'ye araç gelmiyor? Gelse ne olur ne gider? Ha, çok zenginsinizdir. İlla bir GTR alacağım diyorsunuzdur. O zaman da herhalde bütün... Ama yok olmuyor ki ya. Son 6 aydır üzerinize kayıtlı değil ki. Bilmiyorum başka bir yolu var mı o işin. Şöyle bir şey olabilir mi onu da bilmiyorum. Mesela işte yarışçısınız. Pistlerde kullanacaksınız arabayı bir tek. Yani plaka gerekmiyor. Muayene de gerekmiyor. Ee, öyle bir şey alınabilir mi? Onu bilmiyorum. Bilenler yazsın aşağıya. Dedim ya yurt dışına göndermek çok basit arkadaşlar ya da yurt dışından almanız çok basit. Geçen gün Almanya'dan bir arkadaş 4 araç aldı mesela. Şimdi Almanya'da niye araç alır insan diyebilirsiniz de. Aldığı araçlar da 2 tane Mercedes aldı. Bir tanesi C63 AMG. Bir tanesi de C300. Bir tane BMW aldı. Bir tane de Golf aldı. Parçalama maksadıyla aldı mesela. Aldı. Orada parçalayacak. Mesela parçalarını satacak. Herhalde öyle yapacak yani. Tam tam da emin değilim. Ama şey yapmayacak yani. Bunlara plaka alıp tüve gidip muayenesini falan vesaire almayacak. Üstüne ekstradan vergi vermeyecek. Bu şekilde bayağı bir uyguna geliyor galiba ki buradan aldı araçları. Bir bir konteynere 4 tane yüklendi. Gönderildi mesela arkadaşlar. Konteynere gönderildiği için çok daha uyguna geliyor. Yani tekli araç mesela 1100 dolara gidiyorsa konteynerle 4 araç 2600 dolara 2700 dolara herhalde. Ona göre gidiyor. Ama kullanım için mesela Avusturya'ya toplamda 3 tane araç gitti. 2 tane Skyline. Bir tanesini zaten biliyorsunuz Mehmet'e gitmiş. Avusturya'da diğer arkadaşlar bir tane Skyline aldı. Abi almışken bir tane de Supra alayım dedi. Bir tane de Supra aldı. Hazır alıyorken. <laughs> Avusturya'ya gidecek olanlar bugün ayın kaçı? Ayın 17'si. Yarın çıkıyor Avusturya'ya gidecek olan Skyline ve Supra. Deniz arabalarının yarın yola çıkıyor. Kaç aldı diyecek olursanız. Şimdi Skyline şeydi. Ee, çok düşük kilometredeydi yani 52 bin kilometrede falan herhalde kazasız. Skyline GTT bu arada GTR değil. Onu bir buçuk milyon yen civarını aldı. Yanlış hatırlamıyorsan. Bir buçuk milyon yen de işte. Turbolu. Normal Skyline GTT. 50.000 bin kilometrede. Bir buçuk milyon yen de ne yapıyor? TL'ye çevirseniz 45 falan yapıyor da. Ee, Euro'ya çevirseniz herhalde. 12 bin euro yapıyormuş. 12 buçuk bin euroya GTT aldı işte. Bunun ekstra masrafları işte 2500 euro civarına geliyor sanırım. Yani o, o civarda gelebilir. Yani tekli araba gittiği için bu konteynerle gitmiyor. Arabanın hacmine göre e, gemide yani Roro ile gittiği için arabanın hacmine göre değişiyor şeyler. Mesela Skyler 11 metreküp, 11 metreküp. Ona göre fiyat değişiyor. Mesela daha küçük araba alırsanız ona göre fiyat değişiyor. Dediğim gibi yurt dışında araba göndermek buradan basit. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, araba istiyorsanız. İrtibata geçin. Onu hallederiz. Gitmeyen birkaç ülke var. Bir tanesi Çin. Diğeri de Güney Afrika. Yani buralara gitmiyor. Onların yasaları gereği. Türkiye'ye de gitmiyor gibi bir şey işte zaten. Yani o şart bu şart vesaire. Türkiye'de gitmiyor. Engelliler için de şurada güzel bir yazı var. Arkadaşımız uzun uzun yazmış. Almış da yazmış herhalde. Size bu linki vereyim. Buradan bir bakın. Engelli araçlar engelli olan bir kişi yani araç almak istese nasıl alma, alması gerekiyor? 17 tane aşama var, 17 adım var. En sonunda da yazmış 17. şeyi 17. maddede de yazmış. Engelli vatandaşları bu kadar çile şey çektiren prosedürü oluşturan yetkililer mi engelli yoksa biz mi demiş. <laughs> Hakikaten yani, yani engelli adama niye bu kadar çile şey çektirirsin ki? Adam engelli araç alıp işini kolayca yapmak istiyor. Burada 17 tane madde var. Zor işi vallahi. Neyse arkadaşlar olay genel olarak bu. İnşallah aklınızdaki bazı sorulara cevap olmuştur. Ee, çünkü çok fazla soruluyor. Abi Türkiye'ye niye gelmiyor araç? Türkiye'ye niye gelmiyor? Yurt dışından araç almak isteyenler de böyle hani ne bileyim oradan bana bir avensiz Toyota Corolla böyle bu tarz <laughs> bu tarz araba almazsanız herhalde kar edersiniz. Yani özel araba alırsanız. Yani böyle Japonya'ya has. Ne bileyim bir Nissan... Silvia istiyorsunuzdur, GTT istiyorsunuzdur, Supra olur, Mazda RX-7 olur, 8 olur. Yani bunlardan bir tanesi olursa kar edersiniz. Çünkü bunlar burada ucuz, yurt dışında pahalı baya ya da yok. Artık ülkenizde olmayabilir. Bir arkadaş diyordu yani şu an işte Skyline aldığı ülkede şu an bir tane var diyordu. Bundan yani başka da yok diyordu. Yakında satıp iyi fiyatı onu satacak inşallah. Satarsa yine buradan ya supra alacağım diyor ya da başka bir şey alacağım diyor. Bir kere tadını aldı artık bırakması Değil mi Mehmet? Neyse arkadaşlar olay böyle. Yani genel olarak bir açıklayayım dedim. Yurt dışına kolayca gidiyor ama bizim maalesef ülkemize gitmiyor. Keşke gönüllüler ülkemize gitsin. Size buradan yardımcı olalım. Ülkeye araba gönderelim ama nayır. Geçenlerde de bir haber gördüm. Karadeniz'de Gürcistan'dan gelen şeyler patlamış. Yani Gürcistan plakalı araç sayıları patlamış. Patlar tabi. Adam 50 bin liralık aracı oradan şey alıyormuş herhalde. 15 liraya falan. 2 yıl kullanıp artık şey var ya şimdi 730 güne çıkmış ya şey yurt dışından getirilen araçları yurt içinde kullanma günü. Yani iki yıl yurt içinde kullanıyorsunuz. Ondan sonra yurt dışına gidiyorsunuz bir 185 gün kalıyordunuz yani sonra bir daha geliyordunuz mesela. O 185 günün şeyde kaldırılmış herhalde. Bir ayağımı ne düşürülmüş. Emekliler mağdur oluyor falan diye. Neyse öyle bir şeyler olmuş herhalde. Bilmiyorum yani başka nerelerde arabalar böyle pahalı ama Singapur'da da pahalıymış herhalde araba. Singapur'da izlemiştim. Birkaç bir yerde böyle Vietnam'da falan böyle artık bu tarz ülkelerde pahalı da Türkiye'de niye pahalı anlamıyorum. Türkiye'de araba da üretiliyor. Hani tam bizim değil araba markaları ama Türkiye'de üretim de var yani. ÖTV'nin KDV'si var. Böyle enteresan bir sistemimiz var. Yani vatandaşa yarayan bir sistem değil. Belli ki değil yani. Burada arabanın vergisi %8. Yani size kaç kere araba şeylerinde göstermiştim. O hatırlıyorsunuzdur. Arabanın fiyatını gösterirken orada taks bilgileri yazıyordu. Yani %8 arkadaşlar arabanın vergisi. E diyeceğiniz şimdi. E tabi orası o kadar araba üretiyor. Biz araba mı üretiyoruz? Bizim markamız mı vardı? O yüzden pahalı işte. Biz de üretsek bizde de ucuz olur diye. E, arkadaşlar et Türkiye'de üretiliyor. Buğday Türkiye'de üretiliyor. Bakın bakın fiyatlarına. E, burada et daha ucuz. Ben size söyleyeyim yani. Burada asgari ücretle alınan et miktarı. Türkiye'deki e et miktarının 2-3 katına gelir yani. Ve burada hiç hayvancılık yok. Hiç yok. Yani araba üretilse bence yine de ucuz olmaz yani. Türkiye'de işte keşke bizim de markalarımız olsa falan diye. Biz üretsek de ben çok ucuz olacağını hiç, hiç düşünmüyorum. Elimizdeki ürettiğimiz şeylere bakarak yani. Elimizdeki verilerle yani öyle hayal kurarak değil. Bakın ürettiğimiz şeylere hangilerini çok ucuza alıp kullanıyormuşuz. Öyle. Efendim. Bugünlük bu kadar. Öyle bir aklıma geldi de sürekli de sorular vardı. Yani en azından bazılarına cevap olur diye böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.